tabii bu Galeri F bana bir küratörlük teklif ettiğinde ben tabii sabah kalkıp hani kuşlar nasıl kendi tabiatına uygun davranırsa ben de hiç düşünmeden Türk sanat tarihine koşarım. Orada çalışmalarımı yaparım, çeşitli ilişkiler kurarım. 30'dan fazla böyle kendi kendime planladığım projeleri sundum. Hepsini sundum. Hani hiçbirini saklamadım. Zaten hepsini ben de yapamam, açık söyleyeyim. Yani o kadar zamanlarımız yok. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi Türk sanatında renk konusuydu. Neden Türk sanatında renk diyeceksiniz? Renk çünkü bilhassa resmin asli unsurudur. Renkle yapılır resim. Bunu hocalarımız öyle tarif ederler. Ve ayrıca da Türkiye'de Almanya'dan bu tarafa büyük bir eğitimin izlerini görmeniz mümkün. Her ne kadar Türk sanatı her zaman destinasyon Paris olmasına rağmen orada biliyorsunuz Goethe'den başlayan bir renk çalışmaları vardır. Bu renk çalışmaları daha sonra Bauhaus'ta daha ileri götürülmüştür. Ne kadar mutlu bir tesadüf ki biz bu sergiye hazırlanırken Arter'de Altan Gürman'ın ki burada çok güzel 60'lı yıllara ait hiç kimsenin görmediği bir işi ortaya çıkardık. Ve bunun için ayrıca heyecanlanıyorum. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü çok kuvvet var etrafımızda. Altan Gürman da renk üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yani her sanatçı kendi tabiatına uygun bir palete sahiptir. Ve bu paletle kendini ifade eder. Bu odada gördüğünüz çok orijinal paletler var. Bakın morla yeşil, pastel renkler. Veya minimalize etmeye çalışanlar ki daha sonra soyuta varmıştır bu. Minimal soyut, minimalde renk ifadesi. Tek renk olsa bile bir ifadedir. Burada bakın Balkan Naci hocamız var. Balkan Naci siyah, siyah beyaz. Bu eski siyah beyaz filmlere de aşık olan bir hocamızdır. Benim bizzat hocam da oldu. Kendi öyle görmek istiyor. Renksiz siyah beyaz görmek istiyor. Siyah gri. Yani öyle ilerledi. Hep kendini o şekilde ifade etti. Gördük ki rengin içine girince bir sürü hikaye var. Siyahın hikayesi başlı başına bir yüzyıl hikayesidir ki siyah üzerine siyah, beyaz üzerine siyah, kare, sanatı sıfırlama, sıfır noktasından başlama arzuları bugün sanatçılarında her zaman mevcut. Bakınız Ömer Uluç, yine bir kare, yine siyah ve bunlardan çok yaptı bir müddet. Bu siyaha geçiş hem bir espas hem de aynı zamanda bir yenilenme arzusudur. Ve bunu birçok Türk sanatçısında göreceksiniz. Ve bununla, bu fikirlerle başka büyük bir sergi bile yapılabilir. Daha sonra Komet'i de göreceğiz. O da büyük bir başlıktır. Bizim Devrim Erbil hocamızın maviyi kendine mal etme çabaları büyük bir başlıktır. Mavi grup kurulduğunda Devrim Erbil, Adnan Çoker ve hatta Altan Gürman ve dahi Sarkis sanatı soyut, lirik bir ifadeyle, dışa vurumla anlatmaya çalışıyorlardı. Sonra hepsi yollarını değiştirdi. Ama onları görüyoruz ki birleştiren birçok nokta var. Bu sergi bize Türk sanat tarihine yeniden bakma, Türk sanat tarihini yeniden okuma arzusu verecektir. Ve eminim bu sergi böyle başlayıp volümler halinde daha da büyüyerek daha büyük kurumlara, daha büyük, büyükten kastım şöyle, space olarak, mekan olarak, fiziksel mekanlara kavuşacaktır. O zaman böyle 30 sanatçıyla değil, belki 300 sanatçıyla rengi anlatabileceğiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Thank you.
Thank you.